2020, insanlık tarihinin en ürkütücü yıllarından bir tanesiydi. Benimle birlikte birçok kişi medeniyetin çökeceğini düşündü çünkü felaketler üzerimize çığ gibi yağıyordu. Hatta çığ felaketiyle bile karşı karşıya kaldık. İki tane deprem, koronavirüs, saldırılar, terör faaliyetleri, savaşın büyümesi, yeni savaş cephelerinin açılması, birçok felaketle karşı karşıya kaldık. Tabii yurt dışındaki seçim krizleri de vardı, ekonomik buhranlar da vardı. Artık anlatmama gerek yok çünkü videonun devamında aslında birçoğunu dinleyeceksiniz. Şimdi seninle birlikte geçmişe bir yolculuk yapacağız sevgili dostum. 2023'e değil de, düşünsene, 2022'nin sonunda yeniden 2020 Plus'a gidiyoruz. Arkana yaslan, çünkü bu bir zaman yolculuğu olacak. Bakalım bir şeyleri engelleyebilecek miyiz, önleyebilecek miyiz? Benimle birlikte yolculuğa hazırsan, gözlerini kapa, 3, 2, 1 ve başlıyoruz. Ocak. 2020 bir patlamayla başlayacaktı. Ve bunu kelimenin tam anlamıyla söylüyorum, 2 Ocak'ta Donald Trump, İranlı General Kasım Süleymani'yi öldüren bir drone saldırısını emretti. Ve bununla birlikte 3. Dünya Savaşı tehdidi vardı. Şimdi bu ilk olduğunda muhtemelen panikleyecektik. Ama şimdi dünyanın savaşa gitmeyeceğini bilerek biraz daha sakin olabilirsiniz. 2020'de çok daha değişik olaylar var çünkü. Sadece bu değil. Bu ay boyunca Avustralya şimdiye kadar kaydedilen en kötü orman yangınlarından birine sahip olacaktı. 45 milyon dönümlük arazi yok edilecek ve vahşi doğada 1 milyardan fazla hayvan etkilenecekti. Ne yazık ki bu orman yangınlarının çoğu aşırı kuru iklimden kaynaklandığı için bunu önlemek oldukça zor olacak. Ancak insanlara olduğu kadar hayvanlara da yardım etmek için belirli alanları potansiyel olarak tahliye edebilirsiniz. Ve hepsinden öte, Brexit resmi hale getirilecek. 24 Ocak'ta benim de AFS'de solduğum Elazığ depremi meydana gelecekti. Ve bunun önüne asla geçemezdik. Şubat 2020. Van'da çığ faciası yaşadık. Van'da gerçekleşen iki çığ faciasında toplamda 41 kişi hayatını kaybetti. Pegasus Hava Yolları'nın 2193 sefer sayılı uçuşunda bir kaza gerçekleşti. Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalkan uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indikten sonra pistten çıktı. 117 yolcu ve 6 mürettebatı arasından 3 kişi hayatını kaybetti. 179 kişi yaralandı. Bu ay kahpece bir saldırıya maruz kaldık. İdlib'de Suriye hükümeti tarafından Türk askeri konvoyuna saldırı sonucunda 33 askerimiz şehit olurken 32 askerimiz gazi oldu. Mart 2020. İtalya karantinaya girdi. Covid-19 sebebiyle dünya paniğe kapılmaya başlıyor. Geriye dönüp baktığımızda belki dünya bizim yaptığımızdan çok daha erken karantinaya girecekti. Ve umarım bir daha panikle tuvalet kağıdı ve lupaya koşmayız. Bu utanç verici bir şeydi. Ve herkes karantinadayken Covid-19 vakalarının o kadar yüksek olmaması ve hastanelerin boğulmamasını bekleyebiliriz. Şimdi açıkçası bu tamamen engellenemeyecek. Ama eğer yeniden eskiye dönersek ve bugünleri hatırlayıp eskiye dönersek bunu önlem alabilecektik. Ve biraz daha bu sağlıkçılara yardımcı olacaktı. İlk Covid vakamızı açıkladık ve okullarımızı tatil ettik. İlk Covid ölümünü bu ayda açıkladık. Nisan 2020. Yeni normale artık alışmaya başladınız. Herkes maske takıyor. Sosyal mesafeniz var ve arkadaşlarınızı eskisi kadar çok görmüyorsunuz. Evden çalışmaya alıştınız. Ve sanırım bundan sonra hep böyle olacağını düşünüyorsunuz. Mayıs 2020. George Floyd'un polisler tarafından öldürülmesi. Amerika Birleşik Devletleri'nde çıkan isyanlar. İşte o günü asla unutamayacağız. Adeta bir öfke patlaması yaşıyordu insanlar. Dükkanlar yağmalanıyor ve politik doğrucular bir şekilde açıklamalar yapıp kendilerini aklamaya çalışıyorlardı. Tek bildiğimiz şey, George Floyd hayatını kaybetmişti. Bunu önlemek elimizdeydi. Haziran 2020. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve tüm dünyada rekor sayıda protestocular sokaklara doldurdu. Bu, Breonna Taylor, George Floyd ve Ahmet Arbery'nin öldürmesine tepki olarak geldi. Aynı zamanda polis şiddeti ve nefret suçlarından öldürülen, saldırıya uğrayan veya zarar gören diğer sayısız siyah insan içindi. Bu insanlara ne olacağına dair öngörüye sahip olmak, onları potansiyel olarak kurtarabilse de yine de sayısız birçok suçun önüne geçemeyecektik.
Sadece Amerika'nın ırklarla ilgili sorunları 2020'den çok öncesinde ortaya çıkmıştı. Bugün bize ahkam kesseler de kendileri dünyanın en büyük ırkçıları arasındaydı. Temmuz 2020. Polis vahşetine karşı daha fazla protesto oldu ve daha fazla Covid-19 vakasıyla insanlık olarak karşı karşıya kaldık. Bu ay 2020 yılının sakin ayıydı. Ama bizim için Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında bir patlama meydana geldi. 6 işçi vefat ederken 114 işçi yaralandı. Ağustos 2020. ABD'deki orman yangınları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacaktı. Kaliforniya'da 16 bin kilometre kare araziyi yakan 28 büyük yangın vardı. Tam ölü sayısı 31'di ve yüzlerce ev yıkıldı. Tüm bu yangınları önlemek imkansız olurdu. Ama insanlar tarafından başlatılanlardan bazılarını durdurabilirdik. Ama ne olursa olsun evleri tahliye edilip itfaiyecileri hızlandırabilirdik. Bu umarım insanların ölmesini ve hatta evlerini kaybetmesini önler. Ama potansiyel olarak engelleyebileceğimiz bir şey var. Lübnan'ın Beyrut kentinde meydana gelen büyük bir patlama oldu. Bu patlamaya şehrin limanında depolanan amonyum nitrat sebep oldu. İnsanlar bunun olacağını önceden bilselerdi, belki de bunu önleyebilirlerdi. Ülkemizde Giresun ve Yedi ilçesinde sel ve heyelan felaketi meydana geldi. 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Eylül 2020. Donald Trump, Trump itiklerine devam edecekti. Ve dürüst olalım, 2020 tekrarında bile katılımcılar sosyal mesafeyi, maskeleri ve diğer güvenlik önlemlerini yine de görmezden geleceklerdi. Benzer şeyler bizim ülkemizde de yaşandı. Salonlar lebalep doldurulmuştu. Ekim 2020. Hatay Belen'de başlayan orman yangınları diğer ilçelere sıçradı ve 400 hektar ormanımız yandı. Ege Denizi depremi yaşandı. Kuşadası Körfezi merkezli olarak Seferihisar açıklarında Richter ölçeğine göre 6.9 büyüklüğünde deprem etkisiyle tsunami gerçekleşti. İzmir'in birçok ilçesinde binalarda hasarlar oluştu. 117 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1035 kişi yaralandı. Ben de bu depreme yakalandım. Bir yılda iki deprem. Çok şanssız bir yıl olmuştu hepimiz için. Ama bunun önüne geçebilirdik, biliyor musunuz? Binaların sağlamlığını kontrol ederek geçebilirdik. Kasım 2020. Joe Biden, Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. başkanı seçildi. Bir ABD başkanı seçimi için şimdiye kadarki en fazla oyu alarak tarihi yazdı. Aralık 2020. İngiltere dünya çapında dağıtılacak ilk Covid-19 aşısını onayladı. Bu aşı yeni olmasına rağmen %95 oranında başarıya sahipti. Her şey plana göre giderse bu Covid-19'a yakalanmamızı engelleyecekti. Ve aşı geniş çapta erişilebilir hale geldikten sonra belki hepimiz tekrar normale dönebilirdik. Ve belki de bu aşı edindiğimiz bilgiler göz önüne alındığında çok daha erken ortaya çıkabilirdi. Ama daha iyisi ve daha kötüsü için bu yıl bir şey elde edemeyiz. Bizim yeniden 2022'ye dönüp 2023'e doğru ilerlemeye devam etmemiz gerekecek. Ancak işin iyi tarafı, bu yıl yeni virüsler, sosyal mesafeler, sosyal sorunlar ve çok daha fazlası hakkında öğrendiklerimizle birlikte yeni yıla her zamankinden daha güçlü girebiliriz. Umarım 2023, 2020 ve sonrasından daha iyi olur. Umarım başımıza daha fazla felaket gelmez. Şöyle yeniden Aralık ayına bakarsak, tam olarak Aralık 2020 yılında distopya kurmaya karar vermiştik. Bunun hemen bir ay sonrasında 9 Ocak'ta distopya kurmuştuk. 2020'ye bir yolculuk yaptık sevgili dostum. 365 gün içerisinde hem dünya hem ülkemiz birçok şeyi atlattı, birçok şey yaşadı. Hepsi hafızalarımıza kazındı ki benim emin olun ruh sağlığıma daha da bir derin kazındı bu olaylar. Çünkü malumunuz bir afette değil. Sevgili dostlar, ne kadar çok şey yaşadık, ne kadar çok felaket atlattık, dünya ne kadar kaosun eşiğinden döndü bilinmez. Ama şunu biliyorum ki 2020 benim hayatımın ve birçoğunuzun hayatının en ürkütücü yıllarından biri olarak kalacaktır ki umarım orada sınırlı kalır da artık pluslarına geçiş yapmayız. Yeniden başa dönmek ben de istemem, siz de istemezsiniz. Neyse, bu videoyu burada sonlandıralım. Sevgili dostum, her akşam 21 ya da 21.30'da Twitch'te yayın açmaktayım. Bana oradan da destek olmak istiyorsan açıklamaya linkini bırakıyorum. Hadi gel beraber sohbet muhabbet edip oyunlar oynayalım. Belki daha fazla eğleniriz. Kendine iyi bak, hazırlıkta kal.